Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'de etnik meseleler bitmiyor ve biz de bu konuda çözüm bulmak için önemli bir gayret sarf ediyoruz. Etnik meselelerin üstünü örtmeye çalışmak sadece kralın çıplak olduğunu görmemeye çalışmaktır. Başka bir şey değildir. Türkiye'de maalesef dini, mezhebi, etnik meseleler vardır ve bunları barış içinde çözmek zorundayız. Bunları gözden ırak tutmak, kabul etmemek, bu tür konular gündeme geldiğinde yalandır, iftiradır demek meselenin çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz gün bir vatandaşımız Sakarya'dan bize bir mesaj yolladı ve mesajında bir Kürt vatandaşı olduğunu ve Sakarya'da Kürt olmayanların olduğu bir yerde otururken kendisine Kürtçeden başka bir dil bilmeyen annesinden gelen telefon üzerine telefonunu açamadığını, çünkü telefonda Kürtçe konuşursa o bulunduğu çevrede baskılanacağını, dışlanacağını, ötekileştirileceğini düşündüğü için telefonu açamadığını ve annesiyle konuşamadığını ve bunun da kendisine çok ağır geldiğini belirtti. Annem başka lisan bilmez, kalabalık bir yerde olduğum için korktum, telefona bakamadım ve bu bana çok ağır geldi demiş. Şimdi yaşayan insan bundan büyük bir üzüntü duymuş. İsmini veremiyorum çünkü insanlar zaten tedirgin. Bu hüznü anlamaya çalışmak lazım. Ve ben de buna Kürt'ü bu ruh halinden kurtaracak Türkler nerede diyerek bir yorum yaptım. Çünkü mesele baskılanan, dışlanan, ötekileştirilen insanların bu ruh haliyle yaptığı hareketlere baskılayan kişilerin çözüm bulmasını gerektiren bir haldir. Hani ortada bir mesele varsa baskılanan, ötekileştirilen insanların yüzünden değil, bu uygulamayı yapanlar yüzünden bu hal ortaya çıkmıştır. İktidarın uygulamaları sonucudur, Türkleştirme uygulamaları sonucudur, Kürt'ü yok sayan uygulamaları sonucudur, Kürtçe'ye yönelik bir alerjinin mahsulü olan uygulamalardır. Bunlar başka bir şey değildir ve bunu batıda, doğuda, her yerde vatandaşlarımız yaşayabilmektedir. İlla biz hani bir Kürt yaşamıştır ve ondan başkası da yaşamaz demiyoruz. Bir başka vatandaş, bir Türk de bir başka yerde bu sıkıntıyı yaşıyorsa, gerek Türkiye'de gerek işte yabancı ülkelerde, konuştuğu dilden dolayı aşağılandığını, dışlandığını hissediyorsa biz onun da yanındayız. Önemli olan insan haklarıdır. Şimdi biz bu olayı gündeme getirdik. Bir vatandaş Sakarya'da böyle bir olay yaşamış. Sakarya'da veya başka bir yerde de yaşanabilir bu olay. Trabzon'da yaşanır, Kırşehir'de yaşanabilir, Muğla'da yaşanabilir. Türkiye'de Kürt meselesi vardır ve bu gerginlikten dolayı ister istemez her zaman bu tür olaylar yaşanabiliyor. Linçler yaşanabiliyor. Efendim Kürtçe konuştuğu için dışlanan, dövülen insanlar olabiliyor, öldürülen insanlar olabiliyor. Batı'da birçok ilde biz bunu gördük. Hatta evleri linç edilen, iş yerleri linç edilen birçok vatandaşımızı da gördük. Bütün bunlardan sonra bir vatandaşın bu duygularını biz gündeme getirdiğimiz için efendim böyle bir kıyamet koparmaya çalışanlar da oldu. Vay efendim bu yalandır, iftiradır, şudur budur. Yalan veya iftira değil. Bu bir gerçek. Sadece bu kişinin başına değil, milyonlarca da kişinin başına gelmiş bir olay. Bir Türkiye gerçeği. Benim derdim bu tür olayları gündeme getirerek bir ayrımcılık yapmak değil, ayrımcılığın bitmesini sağlamak. Meselemiz bu. Ama insanlarımızın kafası o kadar böyle bir ayrımcılıkla dolmuş ki, o kadar at gözlüğüyle bakmaya çalışıyorlar ki, bir ayrımcılık örneğini bile ve bunu çözmeye çalışmamızı bile bir ayrımcılık olarak görebiliyorlar. Sanki biz bu olayı gündeme getirdik diye ayrımcılık, ırkçılık yapmışız, Sakarya'ya yönelik bir karalama yapmışız gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Mesele bu değildir. Sakarya'da yaşanmıştır, başka bir ilde yaşanmıştır, daha da başka bir ilde yaşanabilir. Mesele bir il meselesi değildir. Mesele
memleketteki bir etnik ayrımcılığın bir insanın annesiyle dahi konuşamamasıyla sonuçlanan bir meseledir. Bu kadar basittir. Ve bizim dediğimizde kral çıplaktır. Gelin bu konuya çözüm bulalım. Biz bu açıklamayı yaptığımız için, tweet'i attığımız için birçok kişi açıklama yapmış. Sakarya'da milletvekilleri, il başkanları, şunlar bunlar açıklama yapmış. Ve bizim Sakarya'yı karaladığımız, işte yalan attığımız, iftira attığımızı koro halinde söylüyorlar. Bir teki bile, ya Ömer Bey, böyle bir olayı gündeme getirmişsin. Biz bu konuya bir çözüm bulmaya çalışalım. Ülkemizde böyle olaylar olmasın. Sakarya'da veya başka bir ilde insanlar kendini böyle ayrımcılığa uğramış olarak hissediyorsa biz bu konuya bir çözüm bulmaya çalışalım. Memleketin sosyoloji konusunda çalışalım. Ayrımcılık hiç kimse hissetmesin demiyor. Varsa yoksa yalanlar, iftiralar, hakaretler, yaftalamalar. İşleri güçleri bu. Başka bir şey bildikleri yok. Ama bakın mesele zaten bu tür anlayışlardan dolayı buraya geldi. Türkiye'de Kürt meselesi var, Ermeni meselesi var, azınlıklar meselesi var. İşte Alevilere yönelik ayrımcılık meselesi var, KHK'lılara yönelik ayrımcılık meselesi var. Biz yıllardır bütün bunları gündeme getiriyoruz. Bir koro çıkıp diyor ki yalandır, iftiradır, memlekette hiçbir şey yok. Kürtler kendilerini çok iyi hissediyor, Aleviler çok iyi hissediyor, solcular çok iyi hissediyor. KHK'lılara yönelik hiçbir şey yok. Ya yalan diyerek, iftira diyerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Benim derdim, gelin arkadaşlar meselelerimizi masaya yatıralım. Gelin hep beraber konuşalım ve bu meseleyi çözelim. Ben bu konuyu gündeme getirdim diye bazı Kürtler de ya bizim ruh halimizi kurtaracak olan Türkler midir? Ne diyorsun Ömer Bey diye bana cevap veriyor. Hayır, kimse kimseyi kurtaracak değildir. Ama Kürt'ü bu tür bir hüzne düşüren bir anlayış varsa bu fiili yapanların öz eleştiri yapması gerektiğini söylüyorum. Devletin veyahut da Türklerin bu konuda bir öz eleştiri yapması gerektiğini, Kürt'ün niye kendisini böyle hissettiği konusunda kendi günahlarını, kendi hatalarını sorgulaması gerektiğini söylüyorum. Ben bir insan hakları savunucusuyum ve ortada bir sorun varsa gelin arkadaşlar bu sorunu hep beraber çözelim demek istiyorum. Ama öküzün altında buzağı arayanlar, meseleyi çözümsüzlüğe itmeye çalışanlar, böyle bir koro halinde yalanlar, hakaretler, iftiralarla kralın çıplak olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Ya arkadaşlar kral çıplak. Türkiye'de etnik meseleler var, dini meseleler var. Türkiye'de son 4-5 yıldır OHAL ve KHK ile ilgili meseleler var. Türkiye'nin önemli meseleleri var ve gelin bizim bunları çözmemiz gerekir. Gelin beraber oturalım diyoruz. Bu kadar net bir şey söylüyorum ama hala böyle bir anlayış devam edebiliyor. Biz şunu da söylemiş olalım. Yani Kürt'ün hakkını savunduğumuzda, Kürtçenin konuşulması gerektiğini söylediğimizde hemen ayrımcı kafalar bize dönüp diyor ki ya sen Kürtsün herhalde, o yüzden Kürt'ün hakkını istiyorsun. Hayır, ben Türk'üm. Kürtçe de bilmem. Ama insanın hakkını savunuyorum. Yani Kürt'ün hakkını savunmak için Kürt olmaya gerek yok. Türk'ün hakkını savunmak için Türk olmaya gerek yok. Ermeninin hakkını savunmak için Ermeni olmaya gerek yok. KHK'lı birisinin hakkını savunmak için KHK'lı olmaya gerek yok. Alevi birisinin hakkını savunmak için Alevi olmaya gerek yok. Arkadaşlar benim için çok basit bir olay bu ya. Ama insanlarımız zaten o kadar ayrımcı bir kafada ki vay efendim Kürt'ün meselesini gündeme getirdin, sen Kürtsün herhalde. İnsan hakları denen bir şey var. İlla bir aidiyetten olmanıza gerek yok. Değerli arkadaşlar, zaten biz bunları anlamadığımız için toplum olarak bu durumdayız. İnsan hakları bakış açısı olmadığı için zaten biz bu hallerdeyiz. Bu ülke bu hallerde. Benim hayatım ayrımcılık yapmamayı öğretmekle geçti. Irkçılığa karşı mücadeleyle geçti. İnsan hakları kavramını öğretmekle geçti. Ve şu anda da habire karşımıza bu tür meseleler çıkıyor ve bunlara da biz cevap vermeye çalışıyoruz. Meseleyi tekrar netleştirerek sonlandırayım. Gelin kral çıplak diyelim. Ayrımcılığı, ırkçılığı,
dışlamayı, ötekileştirmeyi görelim ve hep birlikte Türküyle, Kürdüyle, dindarıyla, ateistiyle, sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bu meselelere çözüm bulmaya çalışalım. Kimse kimliğinden dolayı dışlanmasın. Vay efendim sen Manisalısın, seni dışlıyorum. Vay efendim sen Hakkarilisin, seni dışlıyorum. Böyle bir kafayla gidersek hiçbir yere varamayız. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekir. Şimdi maalesef bu konu böyle devam ediyor. Türkiye'de çözümsüz bırakılmaya çalışılan konular var. Kürt meselesi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor. KHK meselesi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor. Ve bu yüzden de birçok olaylar oluyor. Şimdi biz bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Biz bakın Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptık ve 2,5 yıldır bir meseleyle uğraşıyoruz. Çok da ilginç bir cevap geldi bize. Ben kamuoyuna bunu sunmak isterim. Adalet Bakanlığı'na 2,5 yıldır cezaevindeki milletvekillerimizi, Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ başta olmak üzere eski milletvekillerimizi ziyaret etmek için başvuru yapıyorum. Ahmet Altan, Osman Kavala, hapisteyken Alparslan Kuytul, bunları ziyaret etmek için milletvekili olduğum zaman ahdimdi. Sabah ilk işim bu insanlara ziyaret konulu bir dilekçe vermek demiştim. Adalet Bakanlığı'na milletvekili olduğum günün sabahı bir dilekçe verdim. Bu kişileri ziyaret etmek istiyorum. 2,5 yıldır dilekçelerimize cevap bile vermiyorlar. Cevap bile vermiyorlar. Şimdi bakın sonunda biz bu konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na sorduk. Bize bir cevap geldi bakın şurada gördüğünüz gibi. Yüzlerce dilekçemize niye cevap vermediniz diye. Niye bakanlık bizim dilekçelerimize cevap vermiyor? Ey Kamu Denetçiliği Kurumu. Sen ombudsmansın, halkın avukatısın, kurumların yaptığı bu ihlale ne diyorsun diye bir soru sorduk. Sonunda bize cevap geldi. Ama maalesef cevap da skandal bir cevap oldu. Cevap diyor ki, bakanlık yasa gereği size bu ziyarete izin veremez. Hani Adalet Bakanlığı'nın iznindedir diyor. Evet yasa böyle. Biz zaten hani bu yasanın da doğru olmadığını biliyoruz. Ama yasaya değil, bize niye dilekçelerimize bir karşı dilekçeyle cevap vermedin diye soruyoruz. Adalet Bakanlığı'nın bu uygulamasını, cevap vermemesini Kamu Denetçiliği Kurumu'na soruyoruz. O da bize dönüp diyor ki, ya yasa böyleymiş, o yüzden cezaevini ziyaretinize izin verilmemiş. Yasanın böyle olduğunu ben de biliyorum. Ama senin vermen gereken cevap Adalet Bakanlığı'nın dilekçelere niye cevap vermediğidir. Bu konuyu Adalet Bakanlığı'na soruyor Kamu Denetçiliği Kurumu ve o da işte yasa böyle diyerek geçiştiriyor. Ya yüzlerce dilekçeye cevap vermemenin bir cevabı yok mu Adalet Bakanlığı? Ey Kamu Denetçiliği Kurumu, siz nasıl bir kurumsunuz? Nasıl keyfi bir yersiniz? Milletvekilinin dilekçesine, vatandaşın dilekçesine cevap vermeyerek nereye gidebileceksiniz? Maalesef böyle bir hadise de yaşandı ve Türkiye bir skandallar ülkesi. Yani cevabı vermediği dilekçenin hesabını veremeyen kurumlar var maalesef. Ama anayasal bir hak sonuçta dilekçe hangi vatandaş, hangi kuruma verirse versin. Cevap verilmesi gerekir. Bir devlet kurumuna dilekçe verdiğiniz zaman mutlak surette bir şekilde cevap vermesi gerekir. Ama görüyorsunuz Kamu Denetçiliği Kurumu ve diğer kurumlar hepsi böyle bir hal içindeler. Yine bize bir fezleke gelmiş. Sanırım siyasi nedenlerle 24 Temmuz 2019'da yaptığımız gözaltına alınan bir bebekli anne ile ilgili paylaşımımızdan dolayı fezleke gelmiş. Onunla ilgili de az sonra ayrıntılı bir bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet.
Evet. Cezaevindeki hak ihlalleriyle ilgili değinilerimize başlamak istiyoruz. Ve ardından da bazı konulara gireceğiz. Çin'le ilgili bazı önemli hususlar var. Bir KHK'nın ölümüyle ilgili önemli hususlar var. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde az sonra anlatacağım size. Ama bazı hak ihlallerinden ilk önce bahsedeyim. Tavşanlı Cezaevi de C4 koğuşunda 1 Ocak günü koğuştaki birinin korona testi müspet çıkmış. Buna rağmen hasta karantina koğuşuna alınmayıp tekrar 5 kişinin yerde yattığı, 21 kişinin kaldığı C4'e getirilmiş. Bu ihmal üzerine 6 Ocak'ta 5 kişinin daha testi pozitif çıkıyor. Cezaevlerinde bu tür vakalara çok rastlıyoruz. Korona testi pozitif çıkanlarla negatif çıkanlar karıştırılıyor ve negatif olanlar da pozitifleşiyor. Buna dikkat çekiyoruz. Maalesef Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğü bu konuda son derece duyarsız. Yine geçtiğimiz gün Osman Şiba'nın Van'da helikopterden atılıp linç edilen Osman Şiba'nın gözaltına alınma girişimi yaşandı. Ayakları tutmayan bir kişiyi gözaltına alıp Van'a götürmek istediler ve battaniye ile onu aşağı indirmeye çalıştılar. Battaniye ile indirilip ambulansa götürüldü ve sonuçta doktor da ya bu kişinin böyle bir cenazesini adeta getirmişsiniz, nereye götüreceksiniz deyince eve geri götürdüler bu kişiyi ve yapılan da tamamen öncesinde helikopterden atılan kişiye yönelik bir eziyet ve işkenceden başka bir şey olmadı. Biz yeter diyoruz artık, gücünüzü gösterdiniz, daha da insanlara zulmetmeyin diyoruz. Ve bu işkencelerin de hesabının sorulması gerektiğini söylüyoruz. Bakın size bir kişi göstereceğim ve inanılmaz bir durumu anlatacağım. 24 yıldır tutuklu olan ağır hasta tutsak 82 yaşındaki Mehmet Emin Özkan'ın tutuklu olduğu davanın duruşması bu Perşembe Adana Adliyesi'nde olacak. 24 yıldır tutuklu yargılanıyor. Olacak bir iş değil ama maalesef böyle olmuş. Daha hüküm almadan 24 yıldır cezaevinde kalan bir kişinin size fotoğrafını gösteriyorum. Yine öğretmenlik yaparken yılın en anlayışlı öğretmeni seçilmiştim. Şimdi ise burada cezaevinde terörist muamelesi görüyorum. Gerçekten insanlar zor dönemde anlaşılıyor. Allah mazlumların yardımcısı olsun diyor Mustafa Kanal İzmir cezaevinde. Yani düşünün, Türkiye öyle bir yer ki en anlayışlı bir öğretmen seçilmişken ardından terörist ilan edilebiliyorsunuz. Bu kadar basit bir anlayış ve yargılama var. Yine cezaevlerin durumu ile ilgili bir başka örnek. 8 kişilik koğuşta 28 kişi kalıyoruz. Denetimli serbestlik hakkımız gelmesine rağmen kasıtlı verilmiyor. Pandemi ortamında nedeni soruyoruz. Görevliler talimat geldi, size tarafsızlık belgesi vermeyeceğiz diyor Mustafa Yücel İzmir T1 cezaevinde. Bu olay çok fazla var değerli arkadaşlar. Yargıtay zaten geç karar veriyor. İnsanların denetimli serbestliğe çıkma zamanı geldiği halde Yargıtay kararı verilmediği için dışarı çıkamıyorlar ve de denetimli serbestlik hakkı gaspen engelleniyor. Böyle bir durum var cezaevlerinde şu anda. İnsanlar bu pandemi ortamında cezaevinde tutulmaya çalışılıyor. Olacak bir iş değil ve ama maalesef bu bir dayatmayla oluyor ve bir kötü niyetle oluyor ve ayrımcılıkla oluyor aynı zamanda. KHK'lı bir vatandaş bu zulme direndiği için cezaevine atıldı ve cezaevinde de darp ediliyor. Mehmet Dersulu'ya darp yapıldı. Yakını diyor ki, vekilim dün Mehmet abim ve iki arkadaşı havalandırmaya çıktıkları sırada orada kitap ve mektup hakları ellerinden alındıkları için oturma eylemi yaparken saldırıya uğramışlar. Yumruk ve tekmelerle darp edilmişler. Bolu F tipinde bu ihlaller her zaman yaşanıyor. Kapalı görüş günleri dahi doğru söylenmiyor. İnternet sitesinde bir görüş listesi yayınlıyorlar. Görüşe gidince görüş günü bugün değil diyorlar. Telefonda bilgi vermiyorlar. Yaşlı insanlar var. İnternetten görüş günlerine bakamayan insanlar, onlara dahi görüş günleri söylenmiyor deniliyor. Düşünün, hem görüşte sıkıntı hem içeride en basit gerekçelerle darp edilen insanlar. Bu insanlar daha dün kamu görevlisiydi. Zulmen ihraç edildi, bunlara karşı çıktılar, cezaevine atıldılar ve cezaevinde de her Allah'ın günü darp ediliyorlar. Bu kabul edilecek bir hadise değil. Biz bunlara kesinlikle göz yummayacağız.
Yine bakın cezaevlerindeki sıkıntıları biz gündeme getiriyoruz. Bize Adalet Bakanlığı yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun diye cevap veriyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Görüntüler ortaya çıkıyor. Bir şekilde gizleyemedikleri görüntüler ortaya çıkıyor ve oralarda insanların nasıl kolunu kırdıkları, nasıl darp ettikleri ortaya çıkıyor. Mesela bakın geçtiğimiz gün ne oldu? Kırıkkale cezaevinde infaz koruma memurlarının tutuklu Gökhan Gündüz'ün kolunu kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz'ün Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucu memurlar hakkında etkin soruşturma yapılması istendi. Çünkü savcılık takipsizlik vererek konuyu kapatmıştı. Bir Türkiye klasiğidir bu. Kapatılır, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse niye etkin soruşturma yapmadın der Anayasa Mahkemesi savcılığa ve apaçıkta kamera görüntüleri olduğu için savcılığın soruşturmasında ihlal bulur. Çıplak arama için AYM'nin hak ihlali kararından sonra kol kırma için de savcılığın eksik soruşturmayla takipsizlik kararına AYM'den hak ihlali kararı verildi. Adalet Bakanlığı'na söylemek isteriz. Soru önergelerimizde verdiğiniz cevaplarda tek bir ihlal bile bulmuyordunuz. Söylemiyordunuz. Üstünü kapatmaya çalışıyordunuz. İşte sizin kapatmaya çalıştığınız bu ihlaller bir yerlerden döner. Yalancının mumu yassıya kadar yanar ve bu ihlaller apaçık ortaya çıkar. Biraz sonra da bu ihlallerden örnekler vereceğim. Yine Gümüşhane cezaevi diyor ki koğuşlarımızdan kanalizasyon boruları geçiyor bir mahpus. Çok pis koku geliyor ve bu hastalık yüzünden çok endişeliyiz. Gardiyanların baskıları ve tehditleri sebebiyle havalandırmaya dahi çıkamıyoruz. Ne sağlık hakkımız ne de yaşam hakkımız güvencede değil. Evet, başka şikayetler de var. Bakın, iktidar öyle bir tanım içinde ki herkese sözde terörist diye tanımlamalar getiriyor. Bir mahpus eşi diyor ki, eşim bedelli askerlik yaptı. Seferberlik ilan edilse dahi silah kullanamaz belgesi var. Fakat eşim silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeden 10 yıl ceza aldı. 55 aydır cezaevinde. Düşünün, silah kullanmayı bilmeyen insanların terör örgütü üyesi, yöneticisi olarak tanımlandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hal bu. Türkiye'den manzaralar bunlar. Anne baba tutukluklarla ilgili konulara değineceğim. Anne baba tutukluklar. Bir anne Rukiye Tutar Gebze cezaevinden diyor ki 19 aylık bebeğim var ve 2 aydır hiç göremiyorum. Annem babam yaşlı İzmir'den gelemiyor. Telefonda anne bu uzak görüş yakın istiyorum beni öpmeni istiyorum diyor bebeğim. Her görüş sonrası aile dramları yaşanıyor. Rutubetli koğuşumdan yazıyorum diyor. İşte Türkiye cezaevlerinin hali bu. Bebekli annelerin cezaevinde olduğu ve bebekleriyle alakalarının koptuğu yerler ve annelerin, bebeklerin yaşadığı dramlar. Emine Öncel Gebze cezaevinden yine yazmış. Hiç yüklemediğim bir program gerekçesiyle verilen ceza onandı. Eşim de cezaevinde. 3 çocuğum, eşim, ben ayrı illerdeyiz. Aile bütünlüğü paramparça, çocuklar perişan. Elektronik kelepçe dahi olsa beni çıkarın. Anneyim, çok zor durumdayım diyor. Maalesef ailelerin dramı bu işte. Yine bakın Özer Toksoy Kepsut cezaevinden 2019'da koğuşta beyin kanaması geçirdi, hafıza kaybı yaşadı, tekrar cezaevine gönderildi. Günlük ihtiyaçları koğuş arkadaşları tarafından karşılanıyor. Eşi çocuğu Isparta'da perişan, Kepsut cezaevinden Bursa'ya nakil istiyor. Bunu da tüm vicdanlara duyuruyoruz. Bünyan cezaevinden Emine Trabzon, pandemide 3 aylık mahpus bebeğin hikayesini anlatacağım. Karantinada 3 aylık bebeğimiz var, bitince özgürlüğe değil koğuşa gelecek diyor kadın mahpus. Ne kadar acı değil mi? 3 aylık bebek annesini tutuklamak, bebeği de tutuklamaktır. Pandemide bebek hapsetmek insanlık suçudur. Emine Trabzon, Bünyan cezaevinden söylüyor. Düşünün, 3 aylık bebeğin annesini hapsetmişsiniz ve bebek ve annesi karantinada ve dönüş yeri de maalesef koğuş olacak. Eşim Akif Sarı, İzmir, Buca, Kırıklar F tipi cezaevinde yalnız başına tutuluyor fakat hala yalnız kalıyor. Bazen kendimden 3 tane görüyorum diyor. Aklını kaybetmesinden korkuyorum. Her telefonda, her kapalı görüşte ruh hali daha kötüye gidiyor. Düşünün, yapayalnız bir
hücrede psikiyatrik rahatsızlıklar geçiren bir insan, doğru dürüst bakımı yapılmıyor ve durumu gittikçe de daha da kötüye gidiyor. İzmir, Buca, Kırıklar, F tipi cezaevinde. Evet, mahpuslar çıplak arama var diyor ama iktidar reddediyor. Bakın, biz bunları gündeme getirdiğimizde ya bunun belgeleri nerede diyordu iktidar yetkilileri. Size bu muamelelerle ilgili belgeleri de göstereyim değerli arkadaşlar. Bakın, bana İzmir Kırıklar Cezaevinden Güven Usta mektup yazmış. Mektubu da burada ve uğradıkları muameleler de burada. Diyor ki, biz devrimci tutsaklar yıllardır çıplak aramaya uğruyoruz. Devlet güç gösteriyor, direneceğiz. Yetkililer doğru söylemiyor. Ankara Savcılığı soruşturma başlatmış çıplak arama iddiaları için. Bizim için de başlatsın, tanık da dinlesinler bizi diyor Güven Usta. Yazdığı mektup burada ve bütün bu hadiseleri anlatmış, neler yaşandı. Şu mektuplarında çıplak aramayla ilgili hangi ihlaller yaşandı anlatmış. Hala belge istiyor bizden iktidar yetkilileri. Mahpuslardan bir sürü mektup alıyoruz, belge alıyoruz çıplak aramayla ilgili ama hani görmek istemeyenler, kapatmak isteyenler hala görmek istemiyor. Ama biz bakın onlara belgelerle cevap veriyoruz. Cezaevlerinden çıplak arama belgeleri gelmeye devam ediyor. Aydın Çelik Kırıkkale F tipinden diyor ki, 21 yıldır cezaevindeyim. Çok çıplak aramaya maruz kaldım. Cezaevlerinde böyle uygulama olmadığını söyleyenlere ekteki belgeyi gösterin Ömer Bey. Bu belge ile çabalarınıza destek olmak istedim. Bakın, bir çıplak arama görmüş bir insanın cezaevinde itirazları, mahkeme kayıtları, bu belgelerde bizde isteyen bizden alıp bunları görebilir. Aydın Çelik Kırıkkale F tipi cezaevinden bunları yollamış. Yine bakın, Nazan Bozkurt'tan bir mektup var. Diyor ki, kalbimde vekilimizsiniz Ömer Bey, kimseyi ayırmadınız. Benim mahallemden olmayan mazlumlara yapılanları da sizden öğrendim. Hapishanede ölen KHK'lıları da 19 aylık çocuğundan koparılarak 4 aylık bebeğiyle tutuklanan anneyi, açlığa mahkum edilen KHK'lıları da sizden öğrendim diyor. Samimi içten bir mektupla bize durumu anlatmış Nazan Hanım. Yine Acun Karadağ'dan bir mektup var. Bakın burada. Çok önemli bu mektuplarda. Diyor ki Acun Hoca, kendisi 52 yaşında bir öğretmendi ve işinden zulmen ihraç edilmişti ve o da direnişine devam ediyordu. Acun Hoca bu mektuplarında diyor ki, Sincan Üçnoğlu'da çıplak arama yapıldı bana. Yalan, iftira diyerek örtemezler. Onursuz arama benden intikam almak için yapıldı. 52 yaşında bir anneyim. Utanmalılar, suç duyurusunda bulundum. Bir gün sonuç alırım bundan diyor. Bize çıplak arama için belge yok, yalan atıyorsun, iftira atıyorsun diyenlere bakın, biz burada onlarca belge gösteriyoruz. Mahpusların ifadesini gösteriyoruz. Mektuplarını gösteriyoruz. Bu hadise vardır ve ben bunu sonuna kadar takip edeceğim. Bu belgelerle sizin bu yalan ve iftiralarınızı tamamen bertaraf edeceğiz ve bu gerçeği ortaya çıkarıp çıplak aramayı sonlandıracağız. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Bakın, size bir önemli bilim insanlarımızı gösterelim. Biz bu konuda yasa teklifi vermiştik. Bu bilim insanlarımızı Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in devlet onur nişanıyla ödüllendirilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu teklifimiz halen karşılık bulmadı. Ama dünyanın en saygın dergileri, aşıyı bulan bu bilim insanlarını, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Türkleri dergi kapaklarına taşıdı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci
aşıyı bulan bilim insanları diye onore edildi dünyanın saygı dergileri tarafından. Ama Türkiye'de bu insanlara onore eden tek bir adım atılmadı. Aslında bir onur nişanı verilmeliydi ama biz kendi insanımızın kıymetini de bilen bir devlet değiliz. Zaten bu kıymeti bilmediğimiz için bu insanlar Türkiye'den ayrılmış Almanya'ya gitmiş durumdalar. Çorlu tren kazasında eşini kaybeden Seyfi Erbil'i eşi bize başvurdu. Kendisi o akşam başlayacak nöbeti için treni servis amaçlı kullanmaktan iken kaza sonucu vefat etti. Kendisinin en ufak bir kusuru bulunmadığı halde tamamen kendi kurumunun kontrolü altında aynı zamanda ücretsiz iş ve iş dışı kullandıkları bu araç için servis değildir dendi kendisine. Ve aslında bir iş kazasıydı Seyfi Erbil'in yaşadığı. Çünkü hani bu bir servis kullanımı anlamına geliyordu. Ama devlet bunu hala bir iş kazası olarak kabul etmiyor. SGK bunu kabul etmiyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul etmiyor. Ve zaten büyük bir yıkıma uğramış olan bu vatandaşın iş kazası nedeniyle özlük haklarını almasını engelliyor. Bu kişiye yönelik önemli bir zulümdür. Bu kadın bize başvuruyor. Mağduriyetinin üzerinden 3 yıl geçtiğini söylüyor ve halen gereken yapılmamıştır diyor. Birçok insan hakları komisyonuna başvurmuş ve gereken yapılmamış. Mahkemelerde koşturuyor. İdari makamlara başvurdu ama maalesef kendisine doğru dürüst bir cevap verilmiyor. Biz de bu durumu tekrar gündeme getiriyoruz. Bu insanlar zaten büyük bir hata sonucu bu kazada hayatlarını kaybettiler. Zaten bir devlet hatası vardı burada. Artı bu kişiler iş kazası sonucu orada çalışan işçiler de öldü. Onlardan birisi işte Seyfi Erbil. İş kazası sonucu ölmesi nedeniyle bu mevzuata tabi olması lazım ama devlet halen bu konuda önemli bir diretme yaşıyor. Bitmeyen OHAL uygulamaları devam ediyor. Memlekette iktidar fikrini beğenmediğini terörist ilan ediyor. Yürütme kararı vermişse yargı niye boşuna var ki? Zaten hepsi tek elde. Nasıl olsa meydan boş, sorgulayan yok. Canan Kaftancıoğlu için bunu söylüyoruz. En ufak bir beyanı hemen bir yargı konusu olup cezalandırma oluyor ve bakıyorsunuz yürütme yetkilileri çok rahat bir şekilde insanlar hakkında terörist, vatan haini gibi sıfatlar, tanımlamalar kullanabiliyor. Biz artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, milletvekilleri olarak bu duruma isyan ediyoruz, öfke duyuyoruz ve hangi insan olursa olsun böyle tanımlamalara uğrayanların yanında olduğumuzu söylüyoruz. Az evvel silah kullanmayı bilmediği halde terörist ilan edilen bir kişiden örnek vermiştim. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de KHK ile ihraç edilip terör iltisaklısı ilan edilen bir insanım ama hayatta silah kullanmayı bile bilmeyen, öğrenmek de istemeyen bir insanım aslında. Bir insan hakları savunucusu olarak silah kullanmayı bile reddeden bir insan olarak bize terörist damgası vurarak KHK ile ihraç edildik ve bizim gibi yüz binlerce insanın olduğunu da söylemek isterim. Bu konudaki garabetleri de her vesileyle vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi bakın bir fotoğrafta göstereceğim. Şu Ümitcan Uygun meselesi. Uyuşturucu kullanmak, cinayet zanlısı olma nedeniyle adil olmayan bir soruşturma yaşandı. Evet bunu biliyoruz. Ama böyle insanları ters kelepçe vurmak, yerlere yatırmak, yoluyla gözaltına almak kim olursa olsun karşı çıktığımız olaylardır. Bir insan hakları savunucusu olarak kim olursa olsun eğer bir kişi gözaltına alınacaksa insan gibi onun gözaltına alınması gerektiğini söylüyoruz. Burada bir ayrım da yapmıyoruz. Yani en ağır bir suç zanlısı da olsa
en hafif suç zanlısı da olsa, siyasi de olsa, adli de olsa, kim olursa olsun bir insan suçu ayrıdır, uğradığı hak ihlali ayrıdır. Bunların ayırt edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ben mesela bu kişi gözaltına alınırken böyle ters kelepçe vurulması, yerlere yatırılması falan gibi hadiselerin doğru olmadığını düşündüğüm için buna itiraz ettim. Belki toplumun çok kesimi ya ne diyorsun bu kişi işte çok büyük suçlar işlemiştir desin. Olabilir. Suçu ayrıdır, o konuda ceza alır ama artı olarak hak etmediği bir darba, ihlale uğramaması gerekir. Bunları zaten ayırt etmediğimiz için bu hallere düşüyoruz. Şimdi bakın yine unutamayacağımız bir fotoğraf. Kemal Kurkut, onu vuran polis, zaten fotoğraflar, her şey ortada. Şu ortaya çıktı ki yeni yasalarla bu polisin, zanlı olan polisin yargılanma masraflarını İçişleri Bakanlığı ödeyecek. Yani öyle bir yasa getirdiler ki vatandaşı darp et, vur, yarala, öldür. Daha sonra sen yargılanırken de yargılanma masraflarını bakanlık ödesin. Böyle olduktan sonra vatandaş daha çok darp edilir, yaralanır ve öldürülür arkadaşlar. Bunlar skandal yasalardır. Böyle bir şey olmaz. Herkes kendi suçunun cezasını, kendi mahkeme masrafını ödeyerek çekmelidir. Meclis Başkan Vekili Sadi Bilgiç'in bir açıklamasına göre Adalet Bakanlığı'na verilen 2215 soru önergesinden 1962'sini cevapsız bırakmış Adalet Bakanlığı. En çoğunu da ben sordum biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'na soru önergesi olarak ve çoğunu cevapsız bıraktı. Diğer vekillerinkini de cevapsız bırakıyormuş demek ki. Bir rekor bu. 2215 soru önergesinden 1962'sini cevapsız bırakmış. Toplumun çağrılarına da aynı duyarsızlığı sergiliyor bakanlık. Birçok ihlal başvurusu yapıyoruz. Duvar gibi karşılanıyor. Cevap vermemekle, yaftalamakla, etiketlemekle bir yerlere vardığını sanıyor Adalet Bakanlığı ama şapka düştü, kel göründü derler. İşte bu tür istatistikler sonucu görevlerini yapmadıkları ortaya çıkıyor. Yani şimdi soru önergelerimize cevap vermeyebilirsiniz ama yarın adil bir yargı, hukuk önünde bütün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz diyorum. Abdülhamit Gül'e, Adalet Bakanlığı yetkililerine, Ceza Tefkif İşleri Genel Müdürlüğü'ne bunları söylüyoruz. Yine bir başka çarpıcı gerçeği bulduk. Türkiye Varlık Fonu portföyündeki şirketlerden %57'sinin Sayıştay tarafından denetlenmediği ortaya çıktı. Denetlenenlerin zaten hali çok kötü. Denetlenmeyenler de Allah bilir hangi halde. Yine bakın bir başka önemli bulgumuz. Para faize gidiyor. Esnaf için açıklanan destek paketi 4 milyar lira seviyesinde değil 5 milyar seviyesinin üstünde. Esnafa hibe edileceği söylenen ve 5 milyar TL seviyesinin üstünde olan bir destek paketi ise 2021 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan bütçenin yaklaşık 36'da biri. Düşünün. Yani bütün parayı faiz ödemelerine ayıracağız ve de esnafa ayrılan para 36'da bir. Evet. Bize sözde vekil, terörist diye tanımlarla saldıran bakanlar vardı, milletvekilleri vardı. Dönüp Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na sözde Cumhurbaşkanı dedi. Bize bu hakaretler yapılırken aklına demokrasi, hukuk gelmeyen köşe yazarları, milletvekiller hepsi demokrasi, hukuk demeye başladı. Evet, yani sonuçta seçilmiş bir cumhurbaşkanına sözde demek de doğru değil ama seçilmiş bir vekile de istediğiniz kadar görüşüne katılmayın, sözde vekil demeniz de yanlış. Böyle bir at gözlüğüyle hareket ederseniz bu ülke bir çekişmeden, itişmeden, kakışmadan kurtulamaz. Biz diyoruz ki milletin iradesine saygı duyalım, hangi görüşten olursa olsun kimse sözde ifadesini kullanmasın ve milli irade diyorsanız işinize geldiği zaman bunu kullanmakla kalmayın. Herkes için milli irade deyin. İçişleri Bakanı'nın TRT'deki eski görüntülerini sildirdiğini görüyoruz. Öncesinde Fethullah Gülen'e yönelik övgü dolu sözleri olduğunu biliyoruz İçişleri Bakanı'nın. Şu anda da o sözleri sildirmekle meşgulmüş. Ama şunu hatırlatmak isteriz. Şimdi geçmişe dair görüntüleri, fotoğrafları sildirmeye çalışırsınız. İleride de şimdiyi sildirmeye çalışırsınız. Yani böyle her devrin adamı olmaya çalışmakla
güce yapışmakla bir yere de varamazsınız. Yapacağınız iş eskiyi sildirmeye çalışmaktır. Evet, bana birçok belge geliyor. Bakın, bana gelen bir belgede KHK ile ihraç olduk, komisyondan red yedik. Oğlumun adı Fidel diye idare mahkemesi bize red verdi diyor. Fidel Castro isimli bir liderin ismini çocuğuna vermiş ve ben de gördüm mahkeme belgesinde çocuğun ismi Fidel diye bir ifade var. Bundan dolayı red yemiş. Daha idare mahkemesi bakması lazım buna diyor. Maalesef ülkenin hali bu. Yani çocuğunuzun ismiyle ilgili durumlardan dolayı yarın öbür gün hakkınız yenebilir. Devlet Bahçeli HDP kapatılsın diyor. MHP bunu söylüyor. Şimdi HDP bu ülkenin üçüncü büyük partisi. Devlet Bahçeli zaten %10'un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar. Millet kendilerine oy vermiyor. %10'un altına düşürmüş. İtibar kaybetmişler. Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Hamaset, slogan yaftalamaktan başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Türkiye'nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye'ye bir kötülüktür, başka bir şey değildir. Boşuna bir çabadır. Kendi dayatmalarına devam etme gayretidir ama bu halka ve Türkiye'ye kötülüktür, başka bir şey değildir. Hesaplarınızın pek çürük, pek yapay, pek zayıf olduğunu buradan hatırlatalım MHP yetkililerine. Yine Diyarbakır'da bir emniyet müdürlüğünde görevlinin kardeşinin taciz davası var. Remzi N. hakkındaki cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile ilgili soruşturma takipsizlik gerekçesiyle kapatıldı. Bu konuyu paylaşmıştık. Emniyet müdürlüğündeki bir görevlinin kardeşi Remzi N. Bir mülteciye taciz iddiası vardı bu kişi hakkında ve takipsizlikle kapatıldı. Bu takipsizlikle kapatılmanın emniyet müdürlüğündeki kardeşinin göreviyle alakası mutlak surette araştırılmalı. Görüntü o ki bir üstünü örtme gayreti var. Evet, az önce bahsetmiştik. 24 Temmuz 2019'da attığımız bir tweet vardı. Sezen Ataş, bu kucağında bebeği olan bir anne gözaltına alınmıştı. Biz de bu hepten çığırından çıktı. Bebekli anneler gözaltına alınıp tutuklanıyor demiştik. Bu kişinin eşi çatışmalarda hayatını kaybetmiş Murat Ataş isimli bir asker. Ve bu anne de bebeğiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Biz buna karşı çıkmıştık ve bebeğiyle tutuklanmaması gerektiğini söylemiştik 24 Temmuz 2019'da. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Benim bu tweetim için bana halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan fezleke geldi meclise. Bebekli bir annenin tutuklanmaması gerektiğini söylediğim için başka hiçbir şey, ifade de yok bakın burada. Bunu söylediğimiz için gözaltı çilesi çektirdiniz ama hukuk ve vicdan kazandı. Sezen Ataş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nice bebekli anneleri taciz ettiler. İnşallah diğerleri de serbest kalır. Hele bu anneye kamu vicdanı isyan etmişti. Allah'a şükür bu gözaltından serbest bırakılma haberini duyurayım demişim. Burada halkı kin ve nefrete aleni tahrik yapmışım güya. Böyle aklımızda fezleke gelmiş. Ülkenin hali bu arkadaşlar. İnanılmaz fezlekeler sadece bizi susturmak için geliyor. Başka bir şey değil maalesef. Yine bakın bu kadar üzücü haber içinde size önemli bir haber vermiş olayım. Takip ettiğimiz bir olaydı. Neredeyse 2 yıl oluyor. Gebze'de açlık grevi yapan çocukları için Gebze cezaevinde önünde beklemek isteyen barış anneleri polisler tarafından coplarla dürtülüyor, arkadan itiliyor, hakaretlere uğruyordu. Bunu tüm Türkiye kamuoyu nefretle karşılamıştı ve biz olayın soruşturulmasını istemiştik. Gebze Kaymakamlığı bu olayı örtmeye çalıştı, sorunların yargılanmamasına çalıştı ama bölge idare mahkemesine gitti ve şu gördüğünüz anneleri arkadan iteleyen, kakalayan, hakaret eden
polis görevlilerinin sonunda bölge idare mahkemesi soruşturulmasına karar verdi. Bunu da önemli bir gelişme olarak burada aktarmak isterim. Değerli arkadaşlar, Fatma Görmez. Bakın bu çok önemli bir konu. Geçtiğimiz gün vefat eden bir hanım bu. Çok önemli bir hayat hikayesi var. Aslında OHAL KHK'larıyla yaşanan büyük aile dramları konusunda çok önemli bir örnek. Unutulmaması gereken bir örneği yaşadı. Geçtiğimiz gün vefat eden bu insanın şahsında yüz binlerin dramı tekrar yaşandı. Fatma Görmez bir sınıf öğretmeni. İhraç edildi KHK'larla. Eşi de bir özel üniversitede öğretmendi. O da gözaltına alınıp tutuklandı. Ve bu ailenin dramı başladı. İki tane çocuğu olan bir anneydi. Ve sıkıntılar, maddi manevi sıkıntılar yaşamaya başladı. Ve sonuçta bu Fatma Görmez böbrek rahatsızlığı yaşamaya başladı. Böbrek nakli yapıldı. Ve iki kez kalp ameliyatı geçirdi. Kalbi etkilendi buradan. Ve ardından da kulaklarında sağırlık yaşandı. Yaşadığı hastalıklar ve ilaçlar yüzünden. Felaketler bitmedi. 13 yaşındaki çocuğu bu sefer bağırsak düğümlenmesi yaşadı. Baba cezaevindeydi. Bakım ve ihmalden dolayı çocuk iyi tedavi edilemedi. Hastaneye düştü, ameliyat edildi, bağırsakları dışarı alındı ve yoğun bakımda hayatını kaybetti çocuk. Ama felaketler bitmedi. Fatma Görmez'in hastalığı daha da ilerliyordu. Çocuğun cenazesine baba getirildi. Babanın kelepçeleri bile çıkarılmadı çocuğunun cenazesinde. Çocuğunun mezarına bir toprak bile atamadı. Bunları yaşattılar insanlara. Ve bu kadıncağız bu yaşadığı hastalıklarla daha da kötüleşti. 29 kiloya düştü. Ben Konya'da kendisini evinde de ziyaret ettim. Bir dal gibi, yani o kadar bir deri bir kemik kalmış bir insandı. İleri derecede hastalıklardan dolayı. Ve maalesef iki gün önce yaşadığı tüm bu dramlara dayanamayarak hayatını kaybetti. Çok acı bir ölümdü. Çünkü hani KHK'larla bir aile nasıl mahvedilir, nasıl yok edilirin bir örneğiydi gerçekten. Sadece bu olay değil, binlerce böyle Fatma Görmez olayı var. Bunu bilin arkadaşlar. Bu toplumda OHAL KHK'larıyla hayatı perişan edilen, hayattan ihraç edilen çok insan oldu. Biz bunları takip ettik ve Fatma Görmez gibi binlerce insanın olduğunu ve bu dramların yaşanacağını ben buradan topluma hatırlatıyorum. Yani bu olaylar bitmedi arkadaşlar. Fatma Görmez dramları başka kişilerin şahsında yaşanacak. Bunları görmezden gelirsek, kulağımızı kapatıp gözlerimizi kapatmaya çalışırsak varacağımız bir yer yok. İnsanları işinden atıp, özel sektörde çalışmasının önüne geçip, her türlü maddi manevi eksiklikle hayattan atmaya çalışırsanız sonuçta böyle aile dramları oluyor. Şimdi buna belki üzülebilirsiniz ama bunlar iktidar yoluyla yapılan uygulamalar ve daha binlerce insan bunları yaşadı ve de yaşıyor. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Evet, hayatını kaybeden Fatma Görmez şu anda bir mezardadır ama onun dramı unutulmayacaktır. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Son olarak Uygur kardeşlerimizin durumu ile ilgili değinilerde bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 16-17 gün İstanbul Çin Başkonsolosluğu önünde Uygur kardeşlerimiz eylem yaptılar. Çünkü yakınları Çin'de mahpus durumdaydı ve Çin yetkilileri bir açıklama yapmıyordu. Sırf gelip burada Türkiye'deki yakınlarını ziyaret ettikleri için Çin'e döndüklerinde ya toplama kampına alınıyorlardı ya da cezaevine atılıyorlardı. İşte Ceylan Şir Mehmet, Tursun Can Ablet gibi Uygur kardeşlerimiz bize başvurdu. Biz de Uygur Türk'ü kardeşlerimiz için gereken tüm yasal işlemleri yaptık. Dışişleri Bakanlığı da bu konuda son derece atıl durumda. Çin devleti yetkilileri de hiçbir açıklama yapmıyor ve zulme devam ediyor. Toplama kamplarında öldürülen, cezaevlerinde zulmen tutulan milyonlarca kişi var şu anda. En az 3 milyon kişi toplama kamplarında tutuluyor. Ve şu anda bu Çin Başkonsolosluğu önündeki Uygur kardeşlerimizin yanına da ben gittim. Onlarla da görüştüm. Bu eylem şu anda durduruldu. İktidar yetkilileri bu eylemin durdurulmasını istemiş.
Ama biz eylemin durdurulmasını değil, çözümün bulunmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda etkin, aktif roller oynamasını istiyoruz. Çin'le yaptıkları 50 milyar dolarlık anlaşma için Çin'in yaptığı zulümlere susmamaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Çin insanlık dışı uygulamalara imza atıyor. Bakın, Huawei firması Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptı. Yani düşünün, Çin firmaları Çin devletinin emirleriyle yolda yürüyen insanın ırkını tespit edecek bir teknoloji geliştirerek Uygurları takibe almaya çalışıyor. Çin devleti teknolojik vasıtalarla Uygurları böylesine bir takibe alıp yolda yürürken bile hangi ırktan olduğunu tespit etmeye çalışarak böylesine yoğun bir gözetim altında tutmaya çalışıyor. Bakın, İngiltere diyor ki Sincan toplama kamplarındaki insan hakları ihlallerinin ürünleri marketlerimizin raflarına gelmesin diye hareket ettik. Dışişleri Bakanı RAB açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı. Bizim Dışişleri Bakanlığı ne yapıyor? Tek bir kelime, bir açıklama yapmıyor. Bütün batılı ülkeler Çin'in Uygur Türklerine yaptığı için yaptırımlar yapıyor, diplomatik adımlar atıyor. Biz bunu Türkiye'de söylediğimizde ne yapalım, savaş mı açalım diyor Cumhur İttifakı yetkilileri. Savaş falan açın demiyoruz. Diplomatik basamakları kullanın ve Çin'i köşeye sıkıştırın, Uygurlara yaptıkları bu zulmün bitmesini sağlayın diyoruz. Çok net bir şey söylüyorum. Belgeler de elimizde, bakın. Ve maalesef bunlar yapılmıyor. Bu zulümler devam ediyor. İşlerimiz var. Odyometristler yine çok büyük sıkıntı içinde. Kendi işleri başkalarına veriliyor. Ve bu arada en son olarak da Migros yetkililerine seslenmek istiyorum. Geçen gün gittik. Şekerpınar Migros tesislerinin önündeydik. Migros tesislerinin halini çok kötü bulduk ve orada işçiler de bize anlattı görüntülerle, farelerin dolaştığı ve işçilerin kötü muameleye uğradığı bir ortam olduğu anlatıldı. Ve işçileri çok rahat bir şekilde bu ihlallere itiraz ettikleri için ücretsiz izne çıkaran bir mekanizmaya karşı orada bir grev var. Migros Türkiye yetkililerini tekrar uyarıyoruz. İşçilerinize zulmetmeyin ve haksız gerekçelerle onlara sürgün etmeyin, işten çıkarma adımları atmayın diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.